Namaste. Dö falan diye öyle çektik biraz yani. Ay birazcık şey oldu ben. Merhaba, başlayalım mı hemen? Çizgi film gibi hikaye çıktı. Dur oğlum, aşk başladı burada. Uzun süredir beklenen Bir Baba Hindu filminin galasında şıklık yarışı. Ve kırmızı halıda büyük kahkaha tufanı. Sermiyan Midyat imzalı Bir Baba Hindu'nun gala gecesine siyah bol pantolonu, kollarını kıvırdığı ceketi ve simli dore şalıyla gecenin en zarif hanımlarından usta oyuncu Demet Akbağ'la başlayalım. Biraz bir şeyler seyrettim ben filme dair. Epey de bir zaman aldı filmin vizyona girmesi. Filmi önceden izleyen Demet Akbağ biraz tüyo da veriyor. Renkli bir film bizi bekliyor afişten de anladığımız üzere. Set aşkını gerçek hayata taşıyarak geçtiğimiz yıl evlenen ünlü oyuncular Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner çifti uyumlu giyinmiş, renk olarak da siyahı tercih etmişlerdi. Haftanın rüküşü, evet, seçileceksen lütfen. Evet, geçen o kamera beni çekmesin. Geçen galada 4 vermiştiniz. Ben hatta oradan da kırdım, 3 verdim. Begüm Öner küçük bir rol olsa da Bir Baba Hindu'da yer aldık. Filmin tadı ünlü oyuncunun damağında kalmış. Konuk tadında katıldım, dahil oldum filme. Selam babiş! Bak! Bekarlığa feda partisi için ne aldım? O kadar kısa sürmesine rağmen benim bu filmdeki serüvenim, yine de çok keyifli anlar geçirdim. Begüm Öner, filmin tadı damağımda kaldı diyor ama zorlandığını da saklamıyor. Havuz kenarında birkaç tane sahne çektik ve o zaman hava inanılmaz soğuktu. Gerçekten aşırı derecede üşüyerek, yani 3-2-1 kayıtta laf verip kestik dediğinde dö falan diye öyle çektik biraz yani. Yaklaşık 80 kilo verdikten sonra bambaşka bir görünüme kavuşan ünlü oyuncu Pelin Öztekin de yandan düğmeli, hakim yakalı bordo kıyafetiyle şıklık yarışına dahil oldu. Ay birazcık şey oldu ben ne yapacağım. Evet evet, her zaman ay çok mutluyum. Gelen iltifatlar karşısında biraz utanıp kızarsa da yeni görünümünden çok memnundu ünlü oyuncu. 2,5 yıl oldu artık, yani hani o hani Türk mideliyim modundan çoktan çıktım. Çünkü normalde 2 yıldan sonra eğer dikkat etmezseniz kilo alıyorsunuz geri ve çok örnekleri var. Ben kendimi spora adadım. Ünlü oyuncular Açelya Topaloğlu ve Yeşim Dalgıçer salona girer girmez tüm dikkatleri güzellikleriyle üstlerine çektiler. Açelya Topaloğlu'nun tek kollu gri elbisesi, Yeşim Dalgıçer'in halter yaka kırmızı tuvaleti göz alıcıydı. Yaslan arkana seyret, daha neler göreceksin? Ben sana kötü bir film seçer miyim? Filmi galadan önce izleyen usta oyuncu Erdal Özyağcılar, özellikle Şafak Sezer'in dans sahnelerine hayran kalmış. Ya çok hoş, çok neşeli bir film gibi görünüyor yani. Tanıtımları güzel, danslar çok güzeldi. Hoş bir şey, rengiyle, hikayesiyle güzel bir şey yakalamış herhalde. Bir memleketimde bu kadar düğünde oynamadım ya. Burada ekmek almaya giderken bile geriden yürüyeyim. Bir Baba Hindu'nun galasına birlikte geldiği kızı Zeynep Özyağcılar'a ufak bir uyarıda bulundu Erdal Özyağcılar. Sonrası kahkaha tufanıydı. Tiyatro Martı güzel, sezonu açacağız. Oraya bakma, buraya bak sen. Orada sezonu açacağız. Sen de oraya bakıp konuşuyordun Erdal Bey. Hayır, ben tek gözüm böyle. Ben burayla bakıyorum ama gene gözlerim fıldır fıldır kameralarda. Yani Türk pop müziğinin bebetosu Burak Kut, 20 yıldır ilk kez imajını değiştirdi. Filmler, diziler için kılıktan kılığa girse de gerçek hayatta ilk kez saçlarını uzattı. Sizlere beğendirebildiysek ne mutlu bize. Öyle mi? Artık filmin başrol oyuncularının yanına gitme vakti. Sermiyan Midyat ve 2010 dünya güzeli Nicole Paria. Merhaba, başlayalım mı hemen? Bir Baba Hindu'nun Fadıl ve Gülsis'i yerel kıyafetlerle kırmızı halıda göründü. Don't touch my cow, don't touch my cow, don't touch my cow. Sermiyan Midyat iyice Hindu havasına girmiş. Gazetecileri bile Hintçe selamlıyor. Namaste. Namaste. Filmin yönetmen, yazarı ve başrol oyuncusu Sermiyan Midyat çok heyecanlıydı. Çizgi film gibi hikaye çıktı. Umarız başarmışızdır. Artık takdir seyirci. Hindistan'da yapılan çekimlerin havasını yerel kıyafetlerle İstanbul'a taşıyan Sermiyan Midyat, galada zor anlar da yaşadı. Hem çok güzel fakat taşıması zor. Yani şu an içimde akan ter oranını kilogram cinsinden çevirmeyeyim size. Ensemden başlıyor.
Evet. Film için saçlarını kazıtıp kollarına dövmeler yaptıran Şafak Sezer şüphesiz en merak edilen karakterlerden biri. Ben de ondan aldığım şakalar doğrultusunda karakteri tekrar Şafak'a da uyarlayarak tekrar yazdım. Bir memleketimde bu kadar düğünde oynamadım ya. Burada ekmek almaya giderken bile gerdan kırayım. Bu performans Şafak Sezer'e yaramış. Ünlü komedyen Hindular gibi dans edeceğim derken zayıflamış. Bayağı gözeneklerimiz açıldı orada. Selmiyanın açık da film de açıldı yani. Vallahi verdim ya, sana söyleyeyim. Verdi. 2,5. Yani hani orada dans için de bir ay bir prova var da hiç rastlamadığımız bir oyunculuk sistemiyle karşılaştık. Ama yemek konusu hariç her şey çok güzeldi arkadaşlar. Oha! Hindistan'da inek kutsal hayvan olarak görüldüğünden et yemekleri sıkıntı yaratıyor. İşte bu sıkıntı Şafak Sezer'i bayağı bir etkilemiş. Önüne gelen vejetaryen ya, önüne gelen. İnsan eti tatmaz mı ya Nikol? Allahu Ekber. Sadım. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Şafak Sezer kendi derdini dillendirirken bir de bomba açıklama yapıyor. Selmiye kızın hayatını bitirdi dönerle. Ama yok artık vejetaryen değil o. Şey, sorry. Okay. Yüke. Dur oğlum aşk başladı burada. Bir daha. Yoksa bir set aşkı daha mı gerçek oldu? Sermiyen Midyat ve rol arkadaşı Nicole Faria birlikte mi? Hiçbir şey başlamadı da. Şey... Yok yok öyle bir şey. Sermiyen Midyat belli ki bu konuyu konuşmak istemiyor. Hemen Şafak Sezer'in iddiasını reddetti ve kaldığı yerden güldüren anıları anlatmaya devam etti. İnek görüyorum. Bir tane sahnede izleyeceksiniz zaten oradaki. O lafların hepsi gerçek yani senaryoda yoktu, ağzımın suyu akarak söyledim yani. Yerim. Gerçekten yerim. O dönemlerde Şafak gitti. Lahmacun. Ben dedim ki. İçli köfte ve kelle paça getirdi. Ve gümrükten mümkün değil sokmak. Çünkü eğer orada sucuk gibi bir şey pişirirseniz, mesela restorandaki şefe söylüyoruz. Adam diyor ki ben yapamam bu tostu diyor. Beni tutuklarlar diyor, mührü basarlar. Ya bu kelle paçayı, bir de İngilizcem de yok dedi gümrükteki memura. Kelle paçan diyor. Her paça eat. Abi bunu Hannibal falan zannettiler yani. Adam yiyor. Happy, 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 happy.